Ve ilk soru, çokça sorulan bir soru, fal ile ilgili başlayacağız. Fal nedir? Neden yaptırılıyor ve falın İslami bir değeri, İslam'a göre falın yeri nedir? Yani helal mıdır, haram mıdır? Fala baktıranın manevi durumu nedir? Allah katında günahı ne kadardır? Yoksa çok sorumluluğu yok mu diye konuşacağız. Adet olsun diye veyahut da sırf vakit geçirmek için ve iç alemimizi rahatlatmak için fala bakmak dinen caiz mi değil mi? Bütün bunları konuşacağız inşallah. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Falla ilgili Kur'an-ı Kerim konuşuyor. Falla ilgili Kur'an-ı Kerim konuşuyor. Maide suresinin 90. ayetinde haram kılınan şeyler sayılırken اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ayeti kerimesi. İçkiyi, kumarı, fal okularını, putları yasaklıyor. Bu ayeti kerimede fal okları yani fal çekmek, bu kime kalsın veya bu doğru mu yanlış mı gibi falla iş yapmak ve geleceği fala bağlamayı Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimede ezlam ifadesiyle tamamen yasaklamış oluyor. O zaman fala bakmak, falla yürümek, falla adım atmak, falla mesafe almak, falın doğruluğunu düşünmek, olabilir şekilde düşünmek dinen haramdır. Yapıyor muyuz? Ülkemizde falcılıkla meşgul oluyor muyuz? Oluyoruz maalesef. Niye oluyoruz? Kahve içiyoruz, misafirliğe gidiyoruz. Hatta bazımız misafirliğe giderken telefon ediyoruz. Ayşe Hanım diyoruz, bir kahve var mı diyoruz. Kahven var mı? Ayşe Hanım kahven var dediği zaman. Bir de fala bakarsın değil mi diyoruz. Ayşe Hanım da falı bu konuda hünerliyse şayet. Tabii komşu seni mi kıracağız diyor. Gidiyoruz kahvemizi efendim, içiyoruz. Kahvenin köpüğünde şekiller oluşuyor. Şekiller oluşunca da Ayşe Hanım veya işte hangi hanımefendi ise fala bakıyor ve faldan Ayşe Hanım geleceğe ait belki fala baktıranın, kahve falına baktıranın duymak istediği şekillerin kendisine söylediği şeyleri ifade ediyor. Duymayı arzu ettiği şeyleri söylüyor. İleride bir yolun var diyor, güzel bir yol diyor. Büyük bir kısmet gelecek sana diyor. Böyle büyük bir kısmet gelecek kapında diyor. Efendim bir kalabalık var diyor. O kalabalık güzel bir kalabalık diyor. Vesaire. Sizin de duymayı arzu ettiğiniz şeyler bunlardı. Bunları duyduğunuz zaman da rahatlıyorsunuz ve evinize mutlu dönüyorsunuz. Ama bir günah işlemişsiniz, farkında değilsiniz. Hocam bunun ne günahı var? Bunun ne kötülüğü var? Ayşe Hanım beni rahatlatıyor, rehabilite ediyor beni. Diyor ki iyi bir kısmet var, geleceğin parlak diyor. Benzeri şeyler söylüyor. Neden biz rahatsız olalım veya neden günah olmuş olsun? Efendim şundan dolayı günah oluyor. Çünkü Neml suresinin 65. ayeti kerimesi gaybi Allah'tan başkasının bilmeyeceğini açıkça ilan ediyor. La ya'lemul gaybe illallah. Allah'tan gayrisi gaybi bilmez, geleceği bilmez. Hele böyle sıradan bir insana, bir kadına, bir erkeğe gelecekle ilgili bilginin verilmesi mümkün değil. Ancak Allah peygamberlerden arzu ettiklerine bilgi verir ve o peygamberler de o bilgiyi alırlar, değerlendirirler. Bunun dışında herhangi bir bilgi akışı mümkün değildir. Yani gökten bilgi kesilmiştir, sona ermiştir. Gökten bilgi gelmeyecektir. Gökten vahiy inmeyecektir. Resul ve Nebi olmayacaktır. O zaman gelecek hakkında söyleyenlerin tümü yalan söyleyecektir. Çünkü ya duygularına, ya uzmanlığına veyahut da tecrübelerine dayanıp sana bir şeyler söyleyecek. Sen de onun doğruluğuna inanacaksın ve günaha girmiş olacaksın. Bu nedenle de fala inanan kişi Neml 65. ayeti kerimesinde ifade edilmiş olan şeyin zıttına hareket ediyor. Ve yine Maide suresinin 90. ayetindeki ölçülere uygun hareket ediyor. Evet arkadaşlarımız ayeti kerimeleri
verirlerse göreceksiniz inşallah. Efendim, bir insan fala bakan birine giderse, bir falcıya gittin. Biz falcıya ne diyoruz? Eskiler falcıya arraf demişler. Arraf, yani geleceğe ait, gelecekle ilgili kanaatlarda bulunan kişi demek arraf. Kim bir arrafa giderse diyor sevgili peygamberimiz ve ona sorarsa, yani gelecekle ilgili ne görüyorsun? Geleceğim iyi mi kötü mü şeklinde ona bilgi sorarsa 40 gecelik namazı kabul olmaz diyor. 40 gecelik namazı kabul olmaz. O zaman kahve falına baktıran yandı. Kahve falına baktıran yandı. O kahve hiç içmeseydi daha hayırlı olacaktı. O kahveden uzak olsaydı çok daha bereketli olacaktı. Kahveden uzak, eğer fala baktıracaksanız kahveden uzak durunuz. Eğer falla hareket edecekseniz kahveden uzak durmak gerekiyor diye hemen hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah doğru olarak yaşamayı ve doğru niyetlerle niyetlemeyi nasip eylesin bizlere. Tabii şu soru akla gelebilir. Hocam 40 gün boyunca eğer ibadeti kabul olmuyorsa, namazı kabul olmuyorsa bu insan 40 gün boyunca namaz kılmasın mı? Yani bir falcıya giden kişi 40 gün boyunca yapmasın mı? 40 gün boyunca ibadetini yapmaya devam etsin. 40 gün boyunca ibadetini yapmaya devam etsin. Çünkü 40 gün boyunca ibadetini yapsın. Burada kastedilen nedir? 40 gün boyunca ibadetin sevabını alamaz. Yani kabul olur birebir. Abdest aldın, namaz kıldın çünkü eğildin Allah için. Eğilme, namaz kılmanı Allah kabul ediyor. Ama senin o ibadetten alacağın büyük yürüyüşü, mesafeyi, mesafe almayı Allah azaltıyor. Çünkü sen o mesafe almayı hak etmiyorsun. Niye? Çünkü sen evet Allah'a inanıyorsun, namaz kılıyorsun, Allah'a secde ediyorsun ama sen aynı zamanda Allah'ın Kur'an'ında yapma dediği şeyi yapıyorsun. Sen günaha giriyorsun, bu nedenle de ona gitmeyeceksin, uzak duracaksın. Şimdi bir hadis söyleyeceğim, daha ağır bir hadis. Kim diyor bir fala bakana giderse ve onu doğrularsa, ama bakın biri gitti doğrulamadı. Gittin fala baktırdın, sonra dedin ki geldin, duydun. 40 gün namazı ne oluyor? Manevi hazzı tehlikeye giriyor. Ama başka bir hadiste diyor ki kim bir arrafa giderse, yani bir sihir, bir gelecek hakkında bilgi verene giderse, gelecek hakkında uydurana giderse ve döndüğünde derse ki vallahi doğru söyledi, aynen dediği çıktı, o Muhammed'e ineni inkar etmiştir. O çok daha feci yani. Onun dinin dışına çıkma ihtimali söz konusudur. O zaman bizim falla ve falcılarla işimiz olmayacak. Allah bizleri bu tür düşüncelerden, bu tür zihniyetlerden uzak eylesin inşallah. Evet, çayınızı için, kahvenizi için. Kahveniz köpüklü de olabilir, bir problem yok ama o köpüğünden geleceğe ait bilgiler ve şifreler çıkarmaya çalışmayın diye söylemiş olalım. Serdar aynı kanattasın değil mi sen de? Evet, bakın Serdar dinleyicimiz de, genç kardeşimiz de diyor ki evet hocam aynı kanattasınız. Falcıya gitmeyin, fala baktırmayın ama gelecek hakkında Allah'tan yardım dileyin, elinizi açın. Allah'ım geleceğimizi hayırlı kıl diye dua edin inşallah. Efendim, bugünün ikinci, tabii bu ara sorularınız çok yoğun bir şekilde geliyor. Ben onlara da çok hızlı bir şekilde sorularınızın bir kısmını, en azından bir ikisini, evet çok rüyalardan bahsediyorlar. Diyor ki anneannem vefat etmeden önce, Latif kardeşim diyor, evde duvarda ışıklar gördü hocam diyor. Bu nedir? İnşallah melekleri görmüştür. Annesi vefat ederken ışık gördüm diyor.